Saygılar, sevgiler ve selamlar. Bugün Maykop'tayız. Yani Adige Cumhuriyeti'nin başkenti. Kuzey Kafkasya'nın güzeller güzeli kenti. Maykop'tayız yeniden. Ve sizi bugün birazcık Adige tarihinin derinliklerine doğru taşıyacağım. Güzel bir video olmasını umut ediyorum. Ve başlıyoruz. Şu anda arkadaşlar tam olarak Maykop, burası orkestrası, konser salonu. Yani bütün işte böyle konserler falan, etkinlikleri burada yapıyorlar. Burası da meşhur Maykop'un camii. Arkadaşlar bu meydanın ismi Yedinliye Seglasniye. Şurada Adige tarihinden motiflerin olduğu bir kule var. Bakın en üstteki zaten Adige bayrağındaki yıldızları temsil ediyor. Şurada da yine Adige tarihiyle ilgili, Çerkes tarihiyle ilgili ünlü kişiler ve onlarla ilgili olaylar var. Tam bu caminin karşısında. Zaten cami neredeyse şehrin tam ortasında diyebiliriz. Caminin, yani cami şurada kaldı arkadaşlar. Caminin arka tarafında da yine bir meydan var. Orada da yine etkinlikler, işte konserler falan yapılıyor. Mesela şehrin günü falan kutlanıyor. O da yakında, onu da çekebilirim. Bu tarz organizasyonlar yapıyor. Oranın ismi de işte Rusya ile birlik, beraberlik anlamında bir meydan. Onun heykeli var. Daha önceki videolarda da göstermiştim. Şimdi tam karşı tarafta işte Maykop Müzesi var. Orada ne yazıyor size hemen söyleyeceğim. National Musei Respublika Adige'ye. Adige Cumhuriyeti Ulusal Müzesi. Şimdi evet, Adige Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne gidelim. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. İşte burası arkadaşlar. National Musei Respublika Adige'ye. Yani Adige Ulusal, Adige Cumhuriyeti Ulusal Müzesi. Bakalım. Çalışma saatlerini gösteriyor burada. Pazartesi tatil, haftanın geri kalan bütün saatlerinde, günlerinde 11 ile 8 arasında çalışıyor. Güzel. Girelim bakalım, bilet nasıl alınıyor. Vam ni sinemayo, ni prijvayte. Evet, müzeye geldim. Giriş 350 ruble. Ve şimdi gireceğim, bakalım. Nakit para çektim. Maalesef. Ya daha doğrusu elektrik kesikmiş. Yani kredi kartıyla ödeme alamadılar. Aslında kredi kartı ödemesi ve nakit olarak da bileti satın alabiliyorsunuz. Fakat kartla ödeyemedim yani. Para çektim, geldim. Şimdi yeniden müzeye gireceğiz. Size müzeyle ilgili önemli birkaç bilgi aktaracağım. Arkadaşlar bu Ulusal Adige Cumhuriyeti Müzesi Adigelerin, yani Çerkezlerin ilk ve tek müzesi. 1917 Ekim devrimine kadar, yani Rusya'da olan, Sovyetler zamanında olan Ekim devrimine kadar herhangi bir müzesi yokmuş Adigelerin. Ve bu tarihten sonra Adige Özerk Oblastı olarak kurulan bölgenin içerisinde bir müze yapılmış. Ve o zamanki merkez Krasnodar'mış. Krasnodar merkezli bir müze yapılmış. Ve o müzede 1936 yılında merkez Maykop'a taşınınca, yani Adige'lerin merkezi, Adige Cumhuriyeti'nin merkezi Maykop olunca başkenti, bu sefer bu müzeyi buraya taşımışlar. Şu an işte gördüğünüz bu yerdeyiz. Müzenin içine giriyorum yeniden. Girdim arkadaşlar içeriye ve bilet böyle, gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Hemen burada bu resimlerle başlıyor. Önemli kişilerin
Adige tarihi ile ilgili sanırsam resimleri. Ben şöyle tek tek geçeyim, siz durdurup bakarsınız. Ne olduğu ile ilgili bana da bilgi verirseniz sevinirim. Burada yazıyor ama ben de bunları okuyacağım şimdi. Şöyle geçtim. Siz ilginizi çekiyorsa durdurup bakın. Arkadaşlar bu 350 rublelik biletle müzenin iki katını gezebiliyorsunuz. Burada başlıyor, yani ikinci kattayım şu an. Ve bakın tabii diğer insanların da ilgisini çeken bir müze şu anda burası. Hemen size göstermeye başlayayım şöyle. Adigelerin, Çerkezlerin eski yaşamlarında kullanmış oldukları araç gereç. Bak şurada şey yazıyor. Dom i hlebni ambar Çerkesov. Yani Çerkezlerin ev ve ekmek ambarı diyor şurası için. Ve orada kullandıkları araç gereçlerde bu şekilde sabanlar var. Benim anladığım kadarıyla evet, zaten şöyle hayvanlara koşmuşlar. Oraklar var. Bizim köye de benziyor yani. Ve tabi yine ne diyor? Lafka. Çerkes kanosu, kayık, yani tahtadan yapılmış kanosu. Örneği de şöyle, bakın göstereyim size. Kaç yılında bulunmuş bu? 1961'de bulunmuş. Ben anlatıyor. Güzel anlatıyor. Biz şu tarafa bakalım. Burada bunlar herhalde kıyafetlerinin önüne giydikleri şey. Artık zaten siz benden daha fazla konuya hakimsinizdir diye düşünüyorum. Bunların ne olduğunu bana söylerseniz sevinirim. Yine takılar, kemerler, bıçaklar ve benzeri araç gereçler var burada da. Hatta metal araç gereçler de var. Yine şeyler var. Burada da bir eski zamanları temsil eden ya da hatta orijinali de olabilir. Bir demirci atölyesi ve araç gereçleri var. Bu da at arabasının bir maketi. Muhteşem Kafkas dağları eşliğinde. Bayramlarda kullanılan herhalde bunlar şey, özel dini objeler. Yine İslami figürler var burada. Yine bayramlarda kullanılan tesbihler, dini objeler gibi bir şey hissettim burada. Evet, şöyle devam edelim. Yani tabii çok güzel şeyler var. Örneğin bakın şurada iki Çerkes kıyafetlerini giymiş bir bayan, bir erkek. Onların kıyafetlerinin orijinalleri de burada sergileniyor. Ve işte o döneme ait klasik Çerkes yaşam tarzını anlatan bir oda.
Evet, bu da yine silah, erkek giyimini gösteren. İşte kemençe var, silahlar var. Bir oda dekorasyonu. Çerkezlere ait. Evet, o dönemlerden kalma kemençeler. Başlıklar. Tüfekler var. Ve bu araç gereci giyen insanların resimleri de şöyle var arkadaşlar. Enteresan bir yer değil mi? Ya ben buraya uzun süredir Maykop'ta gelip gidiyorum ama ilk defa geldim. Güzel bir yer. Umarım siz de bir gün gelebilirsiniz. Tabii arkadaşlar, buraların tarihi çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Yani biz şimdi en azından 5000 senelik tarihinin izinde bu yani eserleri görmeye çalışıyorum. Fakat daha da ötesinde milyon yıllık işte hayvan fosilleri ve taşlar var. Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Hatta şurada çok enteresan bir örnek var. Yüksek ihtimal Beyaz Nehir, yani Belaya Reka'nın üzerinde herhalde fosilleşmiş olan bir şey. Şu an kaya tabii ama yüksek ihtimalle bir hayvanın zamanında fosiliydi. Yani enteresan şeyler var. Mesela bu bölgede bulunmuş olan milyonlarca yıl öncesine ait mamont fosili, iskeleti. Bakın bu kalmış. Aslı da şu. Buymuş. Bu olmuş. Milyonlarca yıl önceki taşlar. Burada su altından, nehir kıyısından ve su altından bulunan taşlar. Bunlar da yine nehir ve denizlerden çıkartılan taşlar ve hayvanların da kalıntıları tabii. Çok güzel. Yani buranın zaten şu an bile halen ekosistemi acayip geniş ve enteresan. Bir tık milyonlarca yıl öncesinden bahsediyoruz. Kim bilir nedir? Bak şurada 480 veya 420 milyon şey yazıyor. Milyon yaşlık, 60 milyon yaşlık falan eserlerden bahsediyor yani. 60 milyon yaşında şey mi olur ya, taş mı olur? Bunlar da yine mermerler, daha kıymetli taşlar. Karbonatı. Karbonatlı. Tık. Mermerler yani bunlar. Kuban ve Adige Cumhuriyeti bölgesinden çıkan. Şurada Adigelerin tarihsel yerleşim alanını gösteriyor. Mesela Anadolu da var. Enteresan. Bugünkü Sinop, Samsun civarından aşağıya doğru Anadolu da var. Karadeniz sahili var. Yine bugünkü Abazya ve şu anki Krasnodar Krai ve Adige Cumhuriyeti bölgeleri var. Enteresan. Bu da Adige diliyle ilgili veya tüm dünya dilleriyle ilgili bir ağaç. Yine o zamanki yaşamın örneklendirildiği bir çadır içi yanılmıyorsam, ya da ev içi. Baksanıza. Hieroglifler var üstünde ya. Yani kim bilir kaç yıllık, bakalım. Daha girmeden önce şeyi anlatıyordum sizlere. Burası işte Krasnodar'dan Maykop'a taşındıktan sonra 2. Dünya Savaşı çıkıyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra burayı
Almanlar Maykop'a da geliyorlar ve haliyle burayı yakıyorlar, yıkıyorlar. Birçok tarihi eseri de götürüyorlar ya da yok ediyorlar falan. Fakat Dünya Savaşı bittikten sonra artık 1948-49 yılında yeniden açılıyor. Ve günümüze kadar artık sürekli her sene artık yeni bir eser eklenerek bölgedeki çalışmalar içerisinden yeni bir şeyler bulunarak ekleniyor. Ve şimdi de tarih öncesi zamanlarını ışık tutacak bir yere geldik yüksek ihtimalle. Mesela şu görmüş olduğunuz artık ev mi dersiniz, kulübe mi? Bu milattan önce 9. ve 8. yüzyıllarda kullanılmış olan bir, yani eski ev modeli, artık eve geçtikleri zaman kullandıkları yapı yanılmıyorsam bu. Herhalde bulunduğu yer ya da aslında olduğu yerle ilgili görüntü de bu. Evet. Kullanılan objeler o dönemlerde. Ekmek yapmak için, hamur için, ürünlerini saklamak için. Ateş yakmaya çalışmasını herhalde şey mi yaptılar? Göstermeye çalışmışlar. Bakın. O dönemde kullanılan baltalar, artık silahlar, oraklar. Ya biraz daha eski dönem olanlar bunlar. Yani ateş yakmayı falan insanların yeni öğrendiği dönemler diyebiliriz bu eserler için. Gösterdiğim evin içi ve iç resimleri, bakın evlerin artık içine çizmiş oldukları figürleri görebiliyorsunuz burada. 5000 yıllık Adige tarihi, yani dile kolay. Evet, burada da bir Çerkes kadını ve mutfağı var. Bu yüksek ihtimalle 1800'lü yılların sonu, yani 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı gibi dönemler için ki bir hayat tarzını simgeleyen bir oda. Birinci katı bitirdim. General Mayor Davutakov Serebiyakov Zaurbek Aslanbekoviç 99-1919. Bu. Vay be, ne olaylar geçti, neler yaşandı bu topraklarda. Ve şimdi biz 5000 yıllık tarihin izindeyiz. Tabii 5000 derken arkadaşlar, 5000'den daha ötesi de var gördüğünüz gibi. Yani bu alanda Kafkasya bölgesi, artık Anadolu'ya doğru, hatta Anadolu ve tamamında bence milyonlarca yıldır yaşam var yani. Biz bir kısmını bulabildik daha. Смотри. Давайте. Красноярск, это его место работы. Вот он руководил вот Енисейским кряжем, который мы показываем. Вот добыча золота в Красноярском крае, Енисейский кряж. Пройдемте. Нажимайте на красную кнопку. Нажимаю. На экран смотрите. Нажимаете карьерную добычу, уже все уже нажат. Теперь вот это вот поэтапно, первый этап, и на экран и смотрим. Böyle de bir sistem yapmışlar. Buradaki olayları ekrandan takip edip aslının nasıl olduğunu oyuncaklarla gösteriyorlar. Güzel. Madeni, yani altın madenindeki çalışmayı, altının nasıl bulunduğunu gösteren bir video rehber var burada yani. Arkadaşlar, bu kişi de Adige Cumhuriyeti'nin ikinci başkanı Hazret Medhidovic Soumen.
Burada da annesi, babası, akrabaları ve Adige Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu işleri anlatan bir bölüm var. Şöyle kendisinin ordudaki savaş yıllarından, işte bakın 1958-61 tüm günümüze kadar yapmış olduğu şeyleri gösteren bir gösteri alanı var. Yani bir alan var ona ayrılmış olan. Bu altın madeninde onunla alakalı. Yine tabi bu Krasnoyarsk bölgesindeymiş bu arada. Altın nasıl altın çıkartıldığını ve kümüş altın yapıldığını anlatıyor. Yüksek ihtimalle Soğme'nin Adige'ye kazandırmış olduğu şeylerle alakalı. Tabi 1996 yılında Adige'ye ilk gelen altınlarla ilgili, ya da Adige'de işliyorlar, Adige Cumhuriyeti'nde bunlarla ilgili bir bilgi. Burası da kendisinin çalışma ofisinin bir, ya da kendi özel eşyalarının olduğu bir bölüm. Tüm Adige için yapmış olduğu işte kuruluşlar, kurumlar ve onlarla ilgili başarıları ve işte yapmış olduğu şeyleri tanıtan bir bölüm. Показывает, да? Конечно, можно, да, конечно. Burada da şöyle, pardon. Burada da Adige bayrağı var arkadaşlar. Evet. Bu da Krasnoyarsk bayrağı. Bu bölümde de Adige'nin Dünya Savaşı, yani 1941-45 yıllar arasındaki Dünya Savaşı. Vallahi dönemin vehametini yansıtan bir fotoğraf ve silahlar. Sonra Shapeshnikov da bir kelebek koleksiyonu yapmış. 115 yıllık kelebekler. Vah. Ve böcek de yapmış. Вот это настоящий, да? Да, он по всему миру собирал, да. Он даже сделал это мебель для своей коллекции. Geyik boynuzlu bir sandalye hediye etmişler ve ofisinin dizaynı da böyleymiş. Kendisi ünlü bir bilim adamı, yani Adige, ve bütün buradaki işte ekosistemle ilgili araştırmalar, koleksiyonlar yapmış. Bu da kendisinin özel biriktirdiği yer, şeyler burada. Eserler var. Burada da evet. Ne eski fotoğraflar var. Şöyle yakından çekeyim. Durdurup siz daha dikkatli bakın. ...120 yıl öncesinin Adige'si. Bugünkü Adige Cumhuriyeti, Krasnodar Krai ve Karaçay Çerkesya'yı gösteren eski bir harita. O zamanki ismi Kuban Oblast'ıymış. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldik, bu kadar yer gezdik ama bu kadar eserin içinde ne yok? Kafkas Savaşı 1864 ile ilgili bir şey henüz göremedik. Bakalım var mıymış dedim. Varmış. Drastuiti. O zamanki Kafkas topraklarını gösteren, yani Çerkes topraklarını gösteren harita. Günlük yaşamdan yine giyilen kıyafetler. Ve bu bir savaşçı kıyafeti. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla. Evet. Eski bir savaşçı kıyafeti. Burası işte 1864 Kafkasya Savaşı ile alakalı olan
ölüm, o zamandan kalan eserler var. İşte flamalar, bayraklar var. Yine o zamanki Kafkasya haritaları, kullanılan toplar. Tüfekler, tabancalar, önemli insanlar. Tabii yani böyle bir olay için Adige Müzesi'nde bu kadarcık yer ayrılması, hatta bunu da yani ekstra ücret 100 ruble daha ödeyerek giriyorsun. Sormasam söylemeyeceklerdi yani. Neredeyse hiç önemsenmeyen bir olay durumunda şu an burada. Yine bakın. Halen işte danslarda falan kullanılan geleneksel Adige elbisesi. Zanako Seferov. ...1835 yılında yayınlanan Çerkez Halkı Deklarasyonu diyor. Ya tabii bir de şöyle bir şey var. Burada bütün her şey şu an Rusça yazılmış. Yani İngilizce hiçbir bilgilendirme yok. Tabii ben Rusça hani iletişim kurabiliyorum, konuşuyorum ama şu hepsini okumam söz konusu değil maalesef. Dolayısıyla üstün körü geçiyormuşum gibi oluyor burada ama aslında benden kaynaklı değil. Çok bir bilgi de yok. Neyse. En azından buralara kadar geldik. Bakın Kur'an-ı Kerim mi acaba o? Yüksek ihtimalle evet. O zamandan kalma bir Kur'an-ı Kerim. İshak Tauko. Çerkez na Çuzbine. Bir Çerkez abimiz orada. Ve Adige bayrağı. Gördüğünüz gibi. Tevfik Esenç. Tevfik Esenç Bey, Kafkasya Kültürel Dergisi, Kamçı Aylık Siyasi Gazete. Çerkes yazıyor orada. Göçün 121. yılında Çerkes Halkının yayın organı. Halkının, evet, Türkçe bir şeyler de buldum burada. Tolga Zides Yesta. Kafkas. Tolga Voteta. Hasiba. Evet. Arkadaşlar burası sadece bu kadar. Tamamını gösterdim size. Yani müze içinde Adige Ulusal Müzesi içerisinde 1864 Kafkas Savaşı ile ilgili sadece bu kadar bir alan var. Gördüğünüz gibi Türkiye ile ilgili küçük bir kısım var şurada. Evet, böyle. Müzeyi bitirdik tamamen neredeyse. Bitti. Vallahi gördüğünüz gibi müzeden çıktım. Şey, oradaki ablalara dedim ki ya buraya Türkçe İngilizce bilgilendirme de koyun. Birazcık daha bu şeyi de işte Kafkas Savaşı ile ilgili alanı da genişletmek mümkün değil mi? Kim yapacak bunların çevirisini diyor. O da haklı. Bakalım şimdi burada yine Maykop'ta güzel bir park var. O parka götüreceğim sizleri. Orada birazcık dolaşalım. Maykop'un güzelliklerini de göstereyim. Sadece müzeyle sınırlı olmasın. Evet. Birazcık Maykop'u da göstereyim size tabii. Tam şu an şehir merkezindeyiz. Buradaki binaların çoğusu işte 1930'lu yıllar, 1900'lü yılların başı falan gibi zamanlardan kalma. Şu gördüğünüz ilerideki caddede ana caddesi Maykop'un. Bu caddenin ismi Krasny Oktyabrskaya Caddesi. Trafiğe kapalı. Ve insanlar burada
geziyorlar, dolaşıyorlar, eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Yolun sonunda da Maykop Gorotski Park var, şehir parkı. Şimdi oraya gidelim. Orada genelde ilginç işte gösteriler ve güzel şeyler olabiliyor. Dondurma. Здравствуйте. Это мороженое для взрослых, это мороженое для всех остальных. Понял. Можно маленький, пожалуйста? Да. Bu tarafta alkolsüz, burada alkollü şeyler varmış. Evet. Alkolsüzden aldık bakalım. Almamızı buradan. Bakalım. Nogmov Shora 1794-1844 yılları arasında yaşamış. Bu da bir Adige yazar, tercüman. Burada da yine başka bir heykel var. Tabii kendisi Rus ordusunda görev yapmış. İşin en cafcaflı zamanında. Söylediğim gibi adı üstünde Maykop Şehir ve Kültür Parkı. Burada insanlar geliyorlar, böyle gördüğünüz gibi zaman geçiriyorlar. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Işıl ışıl çok güzel bir park. Şimdi size bu parkın arka tarafında yine Maykop'a ait diğer yerleşim birimlerini, kasabaları göstermek istiyorum. Ardından bu parkı biraz daha inceleyeceğiz. Size tarihinden bahsedeceğim. Yani burası da hiç fena değil, değil mi? Maykop'un en güzel yerlerinden bence. Eskiden buradan bir akarsu geçiyordu. Hatta hala geçiyor. İleri tarafta şurası. Baraj var bakın şurada. Yeni yeni evler, oteller yapılıyor. Ve bu arka taraflar tamamıyla işte Maykop ve Maykop'a bağlı yerleşim birimleri. Burası da şehir parkı. Artık yazın son günleri tabii, insanlar fırsatları değerlendiriyorlar. En çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz Maykop'la ilgili? Şimdi aslında yani Maykop'la ilgili birçok şey seviyorum da. Özellikle trafik neredeyse hiç yok. Mükemmel yani, şehrin bir başından bir başına. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Да? Да, да. Как называется? Это на турецком. Слышишь? Все. Он упал еще. Да. Здравствуйте. Хорошего вам дня. Спасибо. Мой канал по-турецки, поэтому, наверное, не понимаете, но если хотите... Ну... Чего? Похож, турецком. Да. Нет. Ты узбек? Да? Турецкий не понимаешь, да? Я татар, но немного. Татар? Запишите. Запишите. Сельчук Ünlütürk, мой имя. Вот, вот так. Bunu anlatıyordum. Yani Maykop'la ilgili en sevdiğim şey trafik yok. Çok az. Yani şehrin bir başından başına 20 dakikada gidebiliyorsunuz. 3-5 araç yan yana geldi mi trafik var diyorlar. Ama benim en çok sevdiğim şey bu. Ve tabii havası muhteşem. Yani gerçekten oksijeni iliklerinize kadar hissediyorsunuz derler ya, öyle bir yer. Bu parkla ilgili de size söyleyeceklerim zaten gördüğünüz gibi acayip muhteşem güzel manzaraları olan yemyeşil bir yer. Ve ilk defa 1941 yılında Şehir Kültür ve Rekreasyon Parkı adını almış. Bundan önce şehir bahçesi olarak adlandırılıyormuş burası. Tabi ilk ağaç ekimleri 1886 yılında yapılmış buraya. Herhalde şu ağaçlar yani gayet yaşlı ağaçlar da var. 1886 yılında yapılmış. Ondan sonra tabi artık zaten 1941-45 yıllarından sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da tamamıyla park alanı haline dönüştürülmüş. Bugün de Maykop'a gelenlerin, Maykopluların işte sürekli çıkıp gezdiği şehir parkı. Çok güzel bir yer.
Evet, muhteşem, huzur dolu bir yer. Yani tabii şimdi arkadaşlar, az önce müzede de söyledim ya, yani Kafkasya Savaşı ile ilgili müzede zaten pek bir yer yoktu. Ve hani burada aslında bu savaşa ilişkin pek bir şey de yok. Herhalde Rusya olduğu için böyle pek ne söylüyorlar ne anlatıyorlar. Yani Maykop'un buralarını size kimseler göstermez arkadaşlar. Zaten pek buralara gelip giden de yok. Öyle de bir gerçek var. Evet. Yani bugünkü videoyu artık noktalandırmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Maykop'ta güzel bir gün geçirdik. Ve umarım devam edeceğiz seyahatlere. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.